şöyle çekersiniz. Uçmadan bu iş yapılmaz zaten. Küçükken annem ilif örerdi. İlif örerken benden böyle bir merak başladı 9 yaşındayken. Örerken bakardım, örmeye çalışırdım. Annem izin vermezdi. Daha sonra gizli gizli ördüm. İpleri sandalyeye, pencereye sardım. Örerdim kendi çapımda. Gelen misafirler bana çok gülerdi, ne yapıyor bu çocuk diye. Sonradan gelişmeye başladı bende bu iş. İp aldım, ördüm vesaire. Düğüm tekniğini geliştirdim. Küçükken el işlediğim çok iyiydi benim sınıflarda. Yani çok iyiydim bu işte. Sonra yavaş yavaş örmeye başladım. Özel sehpa yaptırdım ben bunun için. Benim tezgahlarım var evde. Bunlara giriyorum ben. Normalde gergin bir şekilde. Bunların simetrisini ayarlıyorum. Balans ayarı var bunların. Onları ayarlıyorum. Sonra gergin bir şekilde örüyorum. Ben bunları işliyorum. Veya dokuyorum aynı şekilde bilekliğe. Yani çok fazla çeşit bileklik modellerim var benim. Hepsini dokuyarak örüyorum. Zor bir iş. 15 yıl önce ben bu işe başladım. Örüp yine de sahilde satmaya başladım. Sahilde, festivallerde, belediye başkanıyla birlikte. Çok takdir eden oldu. Mesela bu işin eğitimini almış kadınlar vardı. 4 yıllık üniversite bitirmişler. El işi bölümünü. Gelip beni tebrik ederlerdi. Artık bu işi fileye, bilekliğe, hamak örerek devam ediyorum. Saç mı örüyorum aletten, sert mi? Yani bunları imalatını yapıyorum ve dünya çapında satıyorum. İspanya, Malatya, İstanbul, değişik yerlere gönderiyorum bunları. Sipariş geliyor. Poşetler iptal olup fileye geçilince ben Yeşilçam filminde Kemal Sunal'ın bir filmi vardı Altı Gel Şaban. Otobüsün içinde yaşlı bir dedenin elinde file vardı. O gün evine paça ve sakatak getirirdi. Onun elindeki filenin aynısıdır bu. Ona bakaraktan zoom yaptım. Baktım nasıl olmuş, nasıl yapmıştı. Ben bir usta olduğum için bunu görerekten yaptım. Aynısıdır bu.